Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bir manipülasyon çalışması yapacağız. Fakat bu sefer ben de varım. Beni de göreceksiniz artık. Bunu elimden geldiğince bütün videolarda yapmaya çalışacağım. Biraz zor oluyor. İşte hem sesi, işleri falan yürütmesi. Aynı zamanda şey de var. Bu mesela CTRL-V yaptığınız zaman falan onları görebilmeniz için bir uygulama daha yükledim. Onları da artık görebileceksiniz. Hani ben söylüyorum, söylemiyorum, söylemeyi unutuyorum falan. Bunları da artık kendiniz göreceksiniz. Hemen işimize başlayalım. Şöyle ben bir video büyüklüğünde yaptım. 1920x1080 gibi bir ölçü yaptım. Bu hem ekranı falan da kaplıyor. Hani tam ekran kaplayabiliyor. Hani wallpaper falan olarak da kullanabilirsiniz. Eğer isterseniz işte farklı boyutlarda da tuval falan da olur. Hani ona göre çözünürlüğü ayarlarsınız. Tuval boyutunda olur. Şimdi şöyle bir bakalım. Şu fotoğrafla fotoğrafımızın yapacağımız görselin ana görseli bu olacak. Ana fotoğraf bu olacak. Şöyle shift'le geldik. Tamam dedik. Böyle olur mu? Olur. Şöyle aslında tam görselin şu açıklığı tam ortalamıyor ama bence bu uygun bir şey olur ya. Olur. Çünkü bozulur diye düşünüyorum. Biraz büyütürsem falan şuraları. Şu anda gördüğünüz görseli bence bozar. Bu tamam. Şimdi şöyle biraz yakınlaşalım. İlk etapta şuraları, şu dışarıyı değiştireceğim ben. O yüzden burayı bir kesip alalım. Siz de o sırada biraz bir şeyler şey yapın. Hani siz de deneyin kesmeyi. Kesme işlemi bittikten sonra beraberiz zaten. Hep beraberiz. Her zaman beraberiz. Evet, şimdi kesim işlemimizi tamamladık. Şuradan hangi görselimizi alalım? Şu rayları alıp koyalım ve görselimizin ana hattını oluşturan şeylerden birisi raylar olacak. Hani farklı bir değer katan obje olacak bu. Çünkü normal böyle olsa işte zaten thumbnail'de görmüşsünüzdür. Yani sıradan. O yüzden bu ayrı bir hava katacak diye düşünüyorum. Şuradan şunu açalım. Şöyle sertliğini düşürelim. Şöyle birazcık daha yukarıya kaldırabiliriz. Şöyle olur diye düşünüyorum. Böyle uygun mudur? Evet. Şimdi şu kısmı da şöyle keseceğim. Şuradan tersini seç diyelim. Şöyle keseceğim. Evet. Şimdilik böyle dursun. Daha sonra o kesim işini de biraz ayarlayacağız. Hani o uç kısmını en son adamı falan ekledikten sonra ayarlarız. Şunun rengini değiştirelim öncelikle.
Ya bunu buradan yapmayalım, buradan yapalım. Rengini koruyalım. Dosyaların elinizden geldiğince hani rengini, şeklini falan koruyun. Çünkü bak mesela böyle kestik. Birkaç dakika sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız. Onu değiştireceğiz. Oradan biraz daha çıkıntı verip böyle aşağı doğru bükümlü yapacağız onu. O uçlarını. Ki biraz daha hafif bir gerçeklik daha olsun. Hani tam gerçek gibi gözükmezdi zaten. Şöyle birazcık parlatsak mı? Koyulaştırsak mı? Bilemedim. Şöyle gibi. Daha iyi gibi. Bilemedim. Evet. Şöyle birazcık daha iyi gibi ya. Aynen. Şimdi. Bunu buraya koyduk. Bunu kapatalım. Alan işgal etmesin. Şöyle şu arkadaşı bir alalım. Önce. Başka neler var? Bu var, bu var falan filan. Tamam. Şöyle çok uzatmayacağım. Üst tarafı zaten hani kolay kesilebilir. Şöyle ayaklarından keselim. Seçim yaparken şöyle hafif bir tık içeriden hani birer kare içeriden olması sizin avantajınıza olabilir. Şöyle şunu. Çünkü onu hafif yumuşatarak kestiğimiz için dışarıya doğru pay verecek. Bu yüzden şu beyazlıklar daha az belirgin olur. Kesim daha düzgün olur diye düşünüyorum ben. Hani daha iyi bir fikri olan varsa tavsiye verebilir. Tavsiyeler açık bir insanım. Sizin tavsiyelerinize kesinlikle hani bir denerim en azından. Bunu videoda yapmasam bile kendim bir denerim, bir bakarım yani bana uyuyor mu, yapabiliyor muyum diye. Hatta olursa sizden de bir şey öğrenmiş olurum yani. Ve bu da benim hoşuma gider. Ben adamlara öğreteceğim derken adamlar bana öğretiyor. Photoshop mu buyum ben diye gezebilirim. Belli olmaz. Bir insan nasıl Photoshop mu bu olabilir? Seçimi tersini seç. Aa evet, bu da kırpma maskesi. Aynen şöyle, bunun şu kısımlarını şu aletle seçebiliriz. Aslında kuşu alsak mı ki ya? Kuş aslında iş yapar ha. Neyse şunu şöyle bir kurtaralım da. Aynı anda CTRL-D yapıp alta basmıyorum. İkisini hızlı yaptığım için orada öyle gözüküyor. CTRL-D ile de yaptığım seçimi siliyorum, yok ediyorum. Yani seçimden çıkartmış oluyorum işi. Şöyle şunları siliverelim. Evet. Şimdi şu arkadaşı şuraya yerleştirelim. Şöyle bir tık içeride dursun, düşmesin adam aşağıya. Şöyle. Aynen. Adamın rengini değiştirmeyeceğim. Siyah beyaz yapmayacağım. Çünkü şu arka planda kullanacağım görseli de rengini değiştirmeyeceğim. Siyah beyaz yapmayacağım. Hani siyah beyaz bir ortamdan renkli bir ortama geçiyormuş gibi. Gibi gibi olacak. Hani tam öyle değil. Gibi gibi. Yani. Bakalım yapabilecek miyiz? Öyle konuşuyoruz da. Mesela şu neymiş şey. Fazladan şeyler. Ve fazladan şeyler de tutmayın yani. Gerek yok. Silin gitsin.
Şimdi bu görsel böyle tam kendini göstermiyor. Şöyle yapalım. Çok küçüklük. Aslında böyle de fena olmadı ya. Şimdi kaldır. Şöyle daha mı iyi? Şöyle şehir gözüksün. Hatta bunu şöyle yapalım. Çifte basmanın sebebi de hizalı gitsin diye bu arada. Yani merak ederseniz diye söylüyorum. Şöyle bir nevi aynaladım şu an. Aynala yaptım. Aynı yaptım şu anda. Hani aynaladım. Şöyle görsel birbirine geçsin ki şöyle yaptığımızda şunu otomatik seçip kapatalım. Şurada boşluk var gibi gözüküyor. Bilmiyorum size gözüküyor mu? Öyle bir şey var gibi orada sanki. Neyse. Allah Allah. Şu dışarıya da çıkıyor halbuki. Tamam. Şimdi şunun üzerine şöyle bir tane daha az yüksek sesle konuşayım canım. Şunun üzerine bir tane daha yeni katman açtık. Ayarlardan rengi uydur. Bunu sık sık yapıyorduk zaten. Şöyle başlıksızın içerisinde hangisidir? Şu. Bunu aldık. Şöyle şuradan hafiften deneyerek bakalım. Bize en çok uyan, bize en iyi gelen görsel hangisi? Kamera Raw'u da göstereceğim burada. Kamera Raw'da da renk ayarları falan yapacağız. Şu güzel olabilir. Şimdi yeni yaptığımız değil, bir önceki katmanı seçiyoruz. Seçtiğimiz katmanı Kamera Raw'a alır. Onu aklınızdan çıkarmayın. Ha, RAW'da niye böyle açıldı filan diye şey yapmayın, panik yapmayın. Şöyle biraz netliğini arttıralım. Şöyle yapalım. Birazcık renklendirelim. Şöyle sarılık verebiliriz diyecektim. Gerek yok. Mavilik daha iyiymiş. Şöyle. Şimdi şu yeşilleri falan bir canlandıralım, hani bir renklensin diye düşünüyorum. Çünkü bir cansız geldiler, böyle bir soluk geldiler. Şöyle bir hareketlensin bakalım. Aynen, biraz daha iyi gibi, daha böyle kaliteli bir görsele benziyor. Şimdi ben bu iki katmanı da buraya alacağım. Fakat şöyle yapacağım bunları. En alta atacağım. Kapatacağım. Çünkü ben bunun üzerinden gitmek istiyorum. Şunları birleştir dedim. Düzleştirdik. Sev yaptık. Şurada aynen güncelledi. Bu da aynı şekilde. Bunu da güncelledi. Çünkü öbür türlü ikisini birden 4 tane ekstra katman çıkartmış gibi olacaktım. Böyle 2 tane katmanla işi çözmüş olduk. Öbür türlü 2 tane aynı şeye bir filtreli bir filtresiz 2 tane üst üste olacaktı. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Anlamayanlar için. Evet. Bir bakalım başka neler yapabiliriz. Şuradan bulutumuzu falan bir alalım. Buradan sonrası sizin tamamen isteklerinize kalmış bir şey. Hani tamamen sizin isteklerinize dayalı. Yapabilirsiniz, yapmayabilirsiniz. Şöyle rengi mengi uydurursunuz falan. Ya da
bulacağın herhangi bir fotoğrafı da yapsanız olur. Böyle bulutlu mulutlu bir şey olsun yeter. Hani illa böyle buna benzer bir şey bulmanıza kesinlikle gerek yok. Şöyle biraz koyulaştıralım şuraları. Bulutlar birazcık daha beyazlaşsın. Bulutların rengi ne rengi acaba? Neyse. Şunu koyulaştır. Bir deneyelim bakalım hangisi daha bize uygun. Ah. Güzel gibi. Şurada güzel gibi. Kara bulutlar gibi duruyor. Şu iyi. Bu bir. Bunun üzerine ekledik. Böyle şeyi de ışığı da bir doyurmuş olduk. Yani ışığın nereden geldiği belli oldu. Şunu eklemek istiyorum ben. Niyeyse bu hoşuma gitti. Şöyle yapalım. Görselleri sizlerle beraber yapıyoruz zaten. Daha önce küçük bir denemesini yapıyorum daha öncesinde. Hani şey oluyorum diye ne yapabiliriz diye fikir bulmak için. Hatta yaparken birazcık da değiştiriyorum. Aslında şurada bir yapmak istediğim şey, onu anlatmadan önce böyle hafif böyle bir kapı bir zar varmış gibi görünsün istiyorum. Hani aslında arada bir şey var. Bir kapı gibi görünsün istiyorum. Hani boyutsal bir kapı gibi. O yüzden şunu da yerleştireceğim. Kameranın şarjı bitiyormuş. Şöyle bunu da buraya yerleştireceğim bu yüzden. Bunu da bir bakalım. Çok belirgin olmamak kaydıyla. Çünkü ışık kaynağını da yok etmememiz gerekiyor. Aslında şu da güzelmiş. Şuradan iki tane olsun olur. Hiçbir şey yapmadı. Çok koyulaşıyor. Görünmeyecek. Hani. Şunu silelim mi? Hazır onu görmüşken orada. Hangisinde o? Şunda. Bunu da oradan şunu silelim. Bunu unutmayalım buradan. Sonra filmlerdeki gibi olur. Kaydedelim. Aynen bence bu şekilde olabilir. Hani şöyle hafif bir kapı var gibi. Hani şuralarda. Böyle boyutsal akan bir şeyler var gibi. Sıvı şeyler var gibi. Tam benim istediğime benzer bir şey oldu. Bununla uğraşırsak biraz daha güzel olabilir. Şöyle renkler birbirine iyice geçişsin diye bir şey ekleyeceğim. Şöyle en üst katmana. Solid renk ekleyeceğim. Bunu şöyle çıplak renklerden. Bir bakalım. Şöyle şunla. Çok az, çok az. Yani birbirlerini çok az etkileyen renkler. Aynısının mavisi. Bunu da çoğaltı yapacağız. Birazcık daha. Aynen. Birazcık daha. Evet, bu şekilde görselimizi bitirebiliriz bence. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı da unutmayın. Kolay gelsin.